Krizden tek başına çıkmayı başarmak mümkün mü? Yoksa dünya ülkeleri ikinci bir mali çöküşü engellemek için ortak mı hareket etmek zorunda? Gelişmiş ülkeler bir yandan kolektif hareketin gereğini ifade ederken bir yandan da kendilerini kurtarmak için kıyasıya bir yarış içindeler. Peki herkes aynı anda aynı silaha sarılırsa ne olur? Avrupa Birliği liderleri bugün ortak para birimi Euro'yu korumak için Brüksel'de toplanırken para birimi savaşları ve devlet yatırımının gerekliliğini ele alıyoruz. Kemer sıkma önlemlerine karşı gitgide artan bir muhalefetle karşılaşan dünya hükümetleri G20 Maliye Bakanları toplantısından krize karşı birlik taahhüdüyle çıkmıştı. Buna göre ülkeler avantaj elde etmek için para birimlerinin değerini düşürmeyecek, korumacılık önlemlerine karşı konulacak, ticari dengesizlikler azaltılacak. Ancak toplantıdaki birlik görüntüsüne rağmen bütün bu ülkeler 2008 ekonomik krizinin etkilerinden en erken kurtulan ve bunun avantajlarından yararlanan ülke olmak için birbirleriyle kıyasıya bir yarış içinde. Bunun için önerilen çözümler de iki kampa ayrılıyor. Kamu harcamalarını kesip bütçe açıklarını gidermek ya da ekonominin canlanması için devlet eliyle yatırım yapmak. İşte bu iki kamp en keskin şekilde burada İngiltere'de birbirinden ayrılıyor. Hükümete göre en ciddi kesintilerin bu ülkede yapılmak zorunda olmasının nedeni devasa bütçe açığı. Fakat bu noktada bir adım geriye atıp bütçe açığının nedenlerine bakmak gerek. İngiltere finans piyasasındaki krizden en fazla etkilenen ülkelerin başında geldi. Çünkü bu piyasalardaki yükselişten en fazla faydalanan ülke yine İngiltere olmuştu. Ve finans piyasasına nakit akışı durduğunda boşluğu doldurmak için hükümet adım attı. Ve devasa bütçe açığını oluşturan en önemli faktör de bu oldu. Şimdi özel sektör bir toparlanma yaşanmasına rağmen risk algılamaları hala olumlu bir seyir izlemiyor. Bu da hükümetlerin kesinti yerine yatırıma yönelmeleri gerektiği tepkilerine neden oluyor. Eğer özel sektör risk algılaması değişmiş olsa mali canlandırma paketlerinin bitirilmesi gerektiğine katılabilirdim. Fakat durum bu değil. Bütçe açığının yüksek olduğu ülkeler arasında yalnızca İngiltere'ye değil, İrlanda'ya, İspanya'ya da baksanız özel sektörün risk algılamasının yüksek olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu tür bir resesyon karşısında doğru tutum mali canlandırma paketleri uygulamaktır. Piyasalarda bunu istediklerini düşük faizleri kabul ederek gösteriyor. İngiltere'de bütçe açığı %8 artmış olsa da özel sektör tasarruflarındaki artışsa %11 artmış durumda. Fakat insanlar bütçe açığının olumsuz olduğunu varsayıyorlar. Hükümetlerin kesintileri uygulama konusunda asıl endişe kaynağı ise ülke içlerindeki muhalefet. Yunanistan ve Güney Afrika'nın ardından Fransa'da düzenlenen genel grev ve protestolar görece daha az radikal kesintilerin dahi ne kadar zorlukla uygulanabileceğinin örneğini veriyor. Halkın canını daha az acıtarak ekonomiyi canlandırmanın yollarından biri ise dış ticareti arttırmak. Bunun için de başta Amerika, Çin, Japonya, İngiltere ve Euro bölgesi olmak üzere tüm ülkelerin aynı anda sarıldığı tek bir silah var. Avantaj elde etmek için para biriminin değerini düşürme. Karşı karşıya olduğumuz temel sorun faiz oranlarının %0 civarında olması. Geleneksel anlamda para politikası yürütülemez halde. Mali politikada sınıra gelinmiş. Dolayısıyla elimizde yalnızca bir enstrüman var. Bu da döviz kuru. Ve herkes aynı anda bu silaha sarılmaya çalışıyor. Herkes düşük para birimi değeri istiyor. Fakat asıl sorun büyümede. Krizin odağında yer alan ve ekonomisi henüz toparlanmayan Amerika Birleşik Devletleri çareyi talebi artırmak için para basmada arıyor. Düşük büyüme, düşük faiz ve para basma yan yana gelince ortaya çıkan sonuç da doların değer kaybetmesi oluyor. Bu arada Çin'in sanayi üretimi yükselişte ve Amerikan Kongresi'ne göre bunun temel nedeni Çin'in para birimini devalüe etmesi. Fakat Çin mucizesinin asıl açıklamasının Çin hükümetinin başlattığı muazzam kamu yatırım teşvikleri olduğunu söyleyenler de var. Batı ülkeleri ise krizin hemen ardından yöneldikleri canlandırma paketlerinden yana pozisyonlarından gittikçe uzağa gidiyor. Geriye kalan pozisyon ise para biriminin değerinin düşürülmesi ve refah devleti bütçesinde olağanüstü kesintiler yapılması. Fakat yüz binlerce insanın işinden olmasına yol açacak bu planlar, her gün işlerine gidip gelen insanların kullandığı yolları, protestocu işçiler ve işsizler ordularının arşınlamasına da neden olabilecek bir kumar olarak niteleniyor.